Arkadaşlar, bugün ben size çizgi film karakteri gözü oluşturmayı anlatacağım. Yeni bir dosya açıyoruz. Yeni bir sayfa. Ben piksel boyutlarını 300'e 300 seçtim. Daha sonra buradan yeni bir katman oluşturuyorum. Birinci katmanda gözün beyaz tabakasını oluşturacağım. İlk önce buradan elips işaretleme çubuğunu alıyorum. Shift tuşuna basılı tutaraktan şöyle bir daire oluşturuyorum. Daha sonra bunu siyaha boyuyoruz. Pardon, beyaza boyuyoruz. Buradan daha sonra CTRL-D deyip seçili işareti kaldırıyorum. Biraz da ben bunun ayarlarını büyüteceğim. Diğer tabakaları da sığsın diye şöyle. Şuradan şunu da şöyle. Tamam. Daha sonra bu beyaz tabakanın iç ve dış ışıma ayarlarını yapacağım size. Buradan iç ve dış ışıma ayarları, inner glow işaretliyoruz. Buradan multiply, buradan iç ışıma ayarlarımız, buraya 20 dedim, şuraya 6 dedim, burası da 50, şurasını siyah yapıyoruz efektimizi tam görmek için. Şurası 21. Pardon. Şimdi dış ışıma ayarlarına geliyoruz. Buradan yine şunu siyah yapalım. Dış ışıma ayarlarımızda burası 40. Burası 5. Burası 50. Okey diyoruz. Ve beyaz tabakanın ışıma ayarları tamamlandı. Yeni bir katman açıyoruz. Bu katmanda da gözün kırmızı tabakasını çizeceğiz. Buradan yine shift tuşuna basılı tutaraktan ikinci bir katmanını oluşturuyoruz. Yine buradan bunu kırmızıya boyayacağız. Şuradan boya kutumuzu getirelim. Kırmızı yapalım. CTRL-D ile işaretimizi kaldırdık. CTRL-T ile ben bunun yine boyutlarını ayarlayacağım. Şöyle. Şöyle. Biraz daha kısalım. Tamam. Gözün buradan da yine gözün ışıma efektlerini vereceğim. Buradan sağ tıklayıp yine Blending Options ayarlarından sadece burada iç ışıma efekti vereceğim. Yine buradan multiply işaretliyoruz. Burası yine siyah. Buradaki ayarlarımız 75. Şurasını 16. Şurayı da 50. Tamam. Burası da tamam oldu. Şimdi üçüncü bir katman açıyoruz. Ve buradan gözün siyah tabakasını oluşturacağız. Shift tuşuna basılı olarak şöyle yaptık. CTRL burada şimdi siyah boyayacağız. Boya kutu. Daha sonra CTRL-D ile işareti kaldıracağız. CTRL-T ile ben yine buradan boyut ayarlarını yapıyorum. En son aşama, yeni bir katman açıyorum. Dördüncü katmanda da gözün en son tabakasını oluşturacağız.
küçük bir elips işaretini. Bu defa shift tuşuna basılı tutmama gerek yok. Şöyle bir şey. Yeter. Boyama. Burayı da beyaza boyayacağız yine. Yeterli değil. Şöyle teyli de biraz eğim verelim sadece. Şuradan şöyle sadece. Evet arkadaşlar bu kadar. Teşekkür ederim.